Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde sorumluluk sahibi, bütün anne ve babaları üzen olaylar yaşanıyor son günlerde. Nedir? Kantinlerde satılan, yiyeceklerle çocuklarımız boğularak hayatlarını kaybediyorlar. Biz de istiyoruz ki Ünye'den ülkeye bir mesaj verelim. Bugün burada ismini vermekte mahsur yok. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda 1400'ün üzerinde öğrenci var. 100 dolayında da öğretmen görev yapıyor. Demek ki burada bir revire ihtiyaç var. Burada da Türkiye genelinde olduğu gibi kantinler var. Bir şeyler satılırken çocuklar bilinçsiz yer boğazlarına kaçar. Onlara ilk yardımı yapacak veliler, bizler bilemeyebiliriz ama sağlıkçı bilir. Burada bu konuya destek verecek velilerimiz var. Onları tanıyarak, onların da bu ve benzeri yoğun öğrencilerin olduğu yerlerde devirler olsun mu olmasın mı diye soracağız. Önce hanımefendi sizi tanıyalım. Ayşegül Doroğlu ben. Ayşegül Hanım, anonsumu duydunuz. Türkiye genelinde bu konuda insanları üzen olumsuzluklar da yaşandı. Evet. Kantinlerden alınan malzemeleri yerken hayatını kaybettiler. Evet. Bu ve benzeri okullarda, yerlerde revir olsun ister misiniz? Ben ilk müdahale yapılsın istiyorum. Çünkü ilk yardım her zaman önemli. İlk müdahale her zaman hayat kurtarır. O yüzden olsun istiyorum. Siz burada bir olumsuzluk yaşanmış, şahit olmuşsunuz. Kısaca anlatın da bu örneğimize haber olsun. Bundan birkaç gün önce bir çocuk sancılı bir şekilde kıvranıyordu koridorda. Ve kenara koyulmuş, hani ailesini bekliyorlardı ama bir ilk yardım uzmanı olsaydı çocuğa yardım edilirdi. Çocuk orada 20 dakika bağırarak bekledi. Hani ilk yardım uzmanı olsaydı bakılırdı, hani ilk müdahale olurdu. Ben şahsen olsun istiyorum. O çocuk orada sırım sırım sızlanmazdı, evet, annesi gelecek evet, diye. Evet. Size evet. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyenler, bir velimiz daha, inanıyorum her veli gibi o da duyarlı bir anne. Ona da soralım. Bu gibi okullarda revirler olsun mu? Sağlık görevleri olsun mu? Tabii ki olmalı. Bu tabii ki ambulanslarımız bir aramayla 5-10 dakika içinde geliyor ama çocuklarımız burada bekliyorlar. Geçen gün ben de gördüm arkadaşımla beraber. Bekliyorlardı ve ayrıyeten benim çocuğum ameliyat oldu. Ben korkuyorum yani açıkçası çocuğu okula göndermeye. Diyorum ki hani ne olur ne olmaz, herhangi bir ani bir hareketinde, bir yara karnına bir şey geldiğinde, bir arkadaşı falan vursa diyorum, hani müdahale edebilecek kimse yok. Bizim halkımızda zaten bir acil yardım bir bilgisi yok. Ve bu yüzden bu okulda değil bütün okullarda olunmalı. Zaten bu okulumuzda 1400 kişilik 1400 öğrenci var. Bunda zaten az çocuk değil. Kolu kırılabilir, ameliyat olan bir öğrenci olmuş olabilir. Yani kesinlikle lazım bütün okullara. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, yine aynı konuyu duyarlılığından zerrece şüphemiz olmayan bir hanımefendiye daha sormak istiyoruz. Siz de velisiniz, belki de annesiniz. Çocuğunuzun başına bir hal geldiğinde siz gelene kadar bu okulda ya da benzer okullarda bir revir olsa da anında müdahale etse, ölümden kurtulmuş olsa daha iyi olmaz mı? Tabii ki. Sadece bu okulda değil, bütün okullarda revir, sağlık memuru, hatta doktor bile olması gerekiyor bence. Bu gibi zor durumlarda. İsminizi de söyler misiniz? Saliha Güngör. Saliha Hanım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyenler, kısaca özetlememiz gerekiyorsa, ülke genelinde kantinlerden alınan ürünlerle hayatını kaybetmiş, basına yazmış çocuklarımız var. Yansımayanlardan haberimiz yok. Biz istiyoruz ki Ünye'den ülkeye ve hatta dünyaya buradan mesaj verelim velilerimizle, öğrencilerimizle. Yoğun yerleşim yerlerinde, özellikle de okullarda ilk yardımı anında yapabilecek revirlerin olmasında fayda var diyor
yetkililere saygılar sunuyoruz.